Türk milletinin iradesinin üzerine 3+1 daire eklemişler. Bu kritik tespit Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan. Peki bu çıkışın nedeni ne? Şimdi bir seçmen listesi düşünün. Neredeyse listedeki hiç kimse doğuştan Türk vatandaşı değil. Sadece 400 bin dolara ev aldılar ve Türk vatandaşı oldular. Bu kadar. Seçimde oy da kullanacaklar. Yani bu ülkenin geleceğinin belirlenmesinde pay sahibi olacaklar. Bir ev karşılığında. Peki bu durum Türkiye'nin geleceği için ne anlama geliyor? Bir şekilde milli irade üzerine tapu şerhi mi konmuş oluyor? Bakalım izleyelim. Kararı siz verin. Apartments confirming to the conditions of Turkish citizenship. Türk milletinin iradesinin üstüne 3+1 kompartman yapmışlar. 3+1 daire yerleştirmişler. Vatandaşlıkta dumping yapılıyor. Yani bir alana 5 bedava gibi bir şey. 400 bin dolarlık daire karşılığı Türk vatandaşlığı alan yabancılar 14 Mayıs'ta oy kullanacak. Bir vatandaş, tapu sahibi ve ailesi, yani eşi, eşleri, bakın eşleri ve sayısız çocukları da vatandaş olabiliyor. Bu seçmen listesini gazeteci Timur Soykan paylaştı. Adres Ataköy. Paylaşılan listede doğuştan Türk vatandaşı yok. Bu lüks siteden ev alan göçmenlerin hepsi artık Türk vatandaşı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanına çağrıda bulunuyorum. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak buna hakkım var. Ne kadar doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ne kadar insanın seçmen olduğunu açıklamak zorunda. Sayıları belli değil ama bu net prosedürden kolayca yararlandılar. Bir aile 50 daire, 100 daire birden alabiliyor. Yani daireleri de yani siteler kapatılıyor, mahalleler kapatılıyor. Bunlar vatandaşlık kapısını sonuna kadar açan ev ilanları. Oda sayıları, kat farkları var ama hepsinin sonundaki not aynı. Artı Türk vatandaşlığı. Official guarantee from the Turkish government. Çekilen bu videolarda evlerin metrekaresinin yanına Türk vatandaşlığına uygun açıklaması önemli not düşülüyor. Binlerce Suriyeli, Iraklı, İranlı ve Rus 3+1 Türk vatandaşlığına geçtiler. Oy kullanmak için de 14 Mayıs'ta sandığa gidecekler. Apartments confirming to the conditions of Turkish citizenship. Evet, ülke için bir fedakarlıkta bulunmayan, ülkeye herhangi bir aidiyet beslemeyen biri bir ev alarak seçimlerde ülkenin kaderi konusunda nasıl karar veriyor? İnsan bazen hayret ediyor. İşte Sinan Oğan da söylüyor, Türk milletin iradesinin üzerine 3+1 daire eklemişler diyor. Sosyal medyada kalabalık gruplar halinde ilerleyen kaçak göçmenlerin videolarının paylaşılması sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. O göçmenlerin Türkiye'ye doğru ilerlediği iddia edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mehmetçi'ye sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin diye seslendi. İddialara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yalanlama geldi. Dağlık bir alan, sırtlarında çantaları, kalabalık gruplar halinde ilerliyorlar. Görüntülerin nerede ve hangi tarihte çekildiği belirsiz. Ancak kimi sosyal medya paylaşımlarında o görüntülerin Türkiye sınırına doğru yola çıkan kaçak Afgan göçmenler olduğu iddia edildi. Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye, yani İran'a geri iade edeceğiz. Yaklaşan seçimler öncesi görüntüler sınır güvenliğini bir kez daha tartışmaya açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından askerlere seslendi. Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin dedi. Başkanı düzenle çekilmiş videolar gibi bazı malzemeleri kullanmak suretiyle, farklı zamanlarda meydana gelen olayları kullanmak suretiyle gerçeğe dayanmayan bilgilerle bazı yorumlar yapmakta, siyasi mülazalarda bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımına yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası iddialarını yalanladı Akar. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik 7 gün 24 saat en ileri teknoloji kullanmak suretiyle büyük bir fedakarlıkla çalışmaları sürdürmektedir. Herhangi bir şekilde hudutlarımızdan izinsiz geçmeye asla müsaade etmemektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da bir video paylaşıldı. Hudut güvenliği için kullanılan teknolojiye dikkat çekildi.